Değerli arkadaşım hoş geldin. Bugün yine seninle 5. föyümüzün uygulama testi 2 isimli testini çözeceğiz. İlk sorumuzla başlıyoruz. İlk sorumuzda büyük sayıların faktöriyel olduğu için en küçük faktöriyel parantezini almam gerekiyor. En küçük 5 faktöriyel olduğu için 5 faktöriyel parantezini alıyorum. 6 faktöriyel 6 çarpı 5 faktöriyel olarak yazarsam 7'yi de 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel olarak yazsam 8'i de benzer şekilde şöyle yazdığımızı düşünürsek. Artık biraz hızlı işlem yapacağım. Şöyle. Yukarıdaki terimlerin her birisinde 5 faktöriyel var mı? Evet var. Aşağıda var mı? Var. O zaman onları siliyorum. Daha tekrar yazmama hiç gerek yok. Geri kalan ifadeleri çarpalım. Teker teker yazıyorum. İlk terimimizden 6 geldi. Artı. İkinci terimimizden 42 geldi. Artı. Üçüncü terimimizden 8 çarpı 7 çarpı 6 geldi. Onu da şöyle yazayım. 8 çarpı 7 çarpı 6 diye yazdım. Burada 2 üzeri 5 var. Evet, en azından biraz küçülttük sayımızı. Sonra şuna geliyorum arkadaşlar. Yine 1, 2, 3 terim var değil mi yukarıda? Yukarıdaki her bir terimde yine 6 çarpanı var dikkat edersen. Burada bir 6 çarpanı, burada 6 çarpı 7. Burası da 6 çarpı 7 çarpı 8 olduğundan. 6 parantezini aldığımızı düşünürsek buradan 1 gelir. Artı. Buradan 7 gelir. Artı. Buradan 6'yı alırsak buradan da 56 gelir. 2 üzeri 5 oldu. 56, 57, 64. Bak şimdi gördüm 2 üzeri 5'i niye yazmış. Çünkü 64 2'nin 6. kuvvetidir. 6 çarpı 2 üzeri 6 bölü 2 üzeri 5 dersek şuradaki 6 tane 2'nin 5 tane 2'sini sadeleştirdiğimiz zaman yukarıda bir tane 2 kalacaktır. Cevabımız 12 olur. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Birler basamağındaki rakamın bulunuz demiş. Arkadaşlar 5 ve 5 faktöriyelden sonrakilerin son basamağında 0 olacağı için ben sadece 0, 2 ve 4'ü yazmam yeterli olacaktır. 0 faktöriyel 1, 2 faktöriyel 2, 4 faktöriyel de 24. Şimdi son basamaklarına bakalım. Birler basamağı, birler basamağı, birler basamağı. Bunların şuradakilerin artık hep birler basamağında 0 var. Dolayısıyla birler basamağında 1 var, 2 var ve 4 var. Toplarsam 7 olacaktır. Şöyle diyorum aslında arkadaşım bak. 0 faktöriyel aslında şöyle yazıyorum. 1, 2 faktöriyel 2, 4 faktöriyel 24, 6 faktöriyel 720. Bundan sonraki sayıların faktöriyelinde 36 faktöriyele kadar hepsinde şöyle sonunda sıfırlar olacaktır. O zaman bunları toplarsam şöyle birler basamağına bakarsan sadece 1, 2 ve 4 var. O yüzden onları topladık da 7 dedik. Üçüncü sorumuza devam edelim. Şimdi 90 dediğimiz şey 9 çarpı 10 mu arkadaşım? Evet. O zaman şöyle yazıyorum. 9 çarpı 10 diye de yazmayayım hatta. 10 çarpı 9 diye yazıyorum. Çarpı 8 faktöriyel atarsam 8 faktöriyel. O zaman A dediğimiz şey şurası ne olur? 10 faktöriyel. A'mız 10 faktöriyelmiş. O zaman şunu 10 faktöriyel parantezine alıyorum. 10 faktöriyel parantezine alırsam. Burası 11 çarpı 10 faktöriyel mi? Evet. O zaman bir 11 geldi elime. Şuradan da bir 1 geldi. O zaman 12 çarpı 10 faktöriyel olacaktır. 12 çarpı 10 faktöriyelimiz neydi? 10 faktöriyelimiz A'ydı. O zaman 12A olur cevabımız. Evet, dördüncü sorumuza devam edelim. Şimdi herkesi kendi arasında değerlendirelim. 2n artı 1, 2n. 2n artı 1'i 2n'e kadar açarsam 2n artı 1 çarpı 2n artı 1'den bir önceki sayımız 2n. O zaman faktöriyelini aldım. Bölü 2n faktöriyel artı n eksi 2 ve n eksi 4. N eksi 4 daha küçük. O zaman n eksi 2'den geri geliyorum. Bir önceki n eksi 3. Bir önceki n eksi 4. Faktöriyel bölü n eksi 4 faktöriyeldir. Eşittir n kare eksi 17'ymiş. Şimdi 2n, 2n gitti. Değil mi? Hemen geldim. N eksi 4, n eksi 4. Bunlar da gitti. Geri kalanları yazalım. Buradan bir 2n artı 1 geldi. Artı. Şu ikisini çarpıyorum. Bu ikisini çarpıyorum.
Hızlıca çarpalım. N kare. Sonra eksi 2 eksi 3. Eksi 5 ne yapar? Ve çarpımları da artı 6 yaptı. Eşittir. N kare eksi 17'ymiş. Şimdi baktım ki burada şu n karelerimiz var değil mi? Yolladım onları. N kareleri yollarsak 7n artı 7 eşittir. Eksi 17'den 7n. Yanlış yapmadık umarım. Evet, yanlış yapıyoruz. İşlem hatası var. 2n eksi 5n eksi 3n olur. Artı 7 eşittir eksi 17. Eksi 3n eşittir eksi 24. N eşittir 8 olacaktır değerli arkadaşım. Anladıysak 5. sorumuza devam edelim. 5. sorumuzda yine faktöriyel bir sorumuz var. Hemen 56 demiş. En büyük değerini istiyorsa 56'yı 8 çarpı 7 olarak yazma. Eğer n küçük deseydi o zaman 56'yı ardışık iki sayının çarpımı şeklinde yazabilirdin. Ama şu anda 56'yı 56 diye yazacaksın. Anlaştık. O zaman şöyle yapıyorum. Şimdi içler dışlar çarpımı yapıyorum. Eşittir. B artı 5 faktöriyel. Hatta onu sonradan yazacağım. 56 çarpı B artı 5 faktöriyel diyorum. Şimdi arkadaşım bir faktöriyeli bir kez açmış değil mi? Bir kez açmış. Nasıl mesela? 5 faktöriyeli 5 çarpı 4 faktöriyeli bir kez açmış. Bu ne anlama geliyor? Demek ki şurası 56. A artı 2 demek ki 56. Yani A 54. Ve şurası da 55 olması lazım. 56 çarpı 55 faktöriyel 56 faktöriyel. Aynı burada tekrar yazayım şuraya istersen. 56 faktöriyel 55'e kadar aç desem 56 çarpı 55 faktöriyel değil midir? İşte onu söylemeye çalışıyor. B artı 5 55'ten B de 50 olur. O zaman 54 ile 50'nin toplamını istemiş bizden. Toplamı 104 olacaktır. En küçük deseydi 8 çarpı 7 olarak yazıp 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel gibi düşünecektim. Şu an öyle bir durumumuz yok. 6. sorumuza devam edelim. A ve B. B pozitif tam sayı. B en fazla kaçtır? Yani 2'nin üzerindeki sayı en fazla kaçtır? O halde 19'un içerisinde kaç tane 2, 19 faktöriyelin içerisinde kaç tane 2 varsa o kadar B olacaktır. B'mizin cevabı olacaktır. Sorumuzun cevabı olacaktır. Evet, 19 2'ye bölelim sürekli. 2'ye böldüm. Kaç defa var? 10 kere yok. O zaman 9 kere var. 2'ye böldüğümüz zaman 4 kere var. 2'ye böldüm. 2 kere var. 2'ye böldüm. 1 kere var. Hemen geldim. Bunları toplarsam 9, 10, 16. Demek ki B en fazla 16 olacaktır değerli arkadaşım. Evet, 7. sorumuzla devam edelim. A ve B pozitif tam sayı. Bu sefer yine A'nın en büyük değerini istemiş. Ama burada dikkat et. A 6'nın üzerinde. 6 asal değil. Asal değilse o zaman 6'yı asal çarpanlarına ayırıyorum. Asal çarpanlardan büyük olan 3 olduğu için o halde 25'i sürekli 3'e bölüyorum arkadaşım. 25'i 3'e bölersek 8 kere var. 8'i 3'e bölersek 2 kere var. Daha da yok. O zaman 8 ile 2'yi toplarsam 10 olur. Yani şuranın üzerine yazabileceğim sayının en büyük değeri 10 olacaktır. Sondan ilk kaçıncı basamağı sıfırdan farklıdır? Ya sondan kaç basamağın sıfır olduğunu bul da ondan bir sonraki de sıfırdan farklı olacaktır diyorum. Şimdi 33 faktöriyel ile 34 faktöriyel birbirine yakın sayılar olduğu için bunları küçük cinsinden yazmaya çalışıyorum. Yani 34'ü 33 çarpı 33 faktöriyel 34 çarpı 33 faktöriyel olarak yazıyorum. Şimdi ikisinin de 33 faktöriyel olduğundan 33 faktöriyel panelini alıyorum. Buradan 1 geliyor. Diğerinde 34 geliyor. Yani 35 çarpı 33 faktöriyel buldum. Bu sayının sondan kaç basamağının 0 olduğunu bulmaya çalışacağım. Bunun için de şu faktöriyelde olan ifadeyi sürekli 5'e bölüyordum değil mi? 5'e bölersem
6 kere var. 6'yı 5'e bölersem 1 kere var. Demek ki 7 tane 7 tane basamağı 0. Yani aslında 7 tane 5 var bunun içerisinde. Kardeşim 35'ten gelen, bak 35 faktöriyel değil, 35. 35 dediğimiz 7 çarpı 5 değil mi? Burada da bir tane yok mu? O zaman toplamda 8 tane 5 var. Ne kadar 5 varsa o kadar sonuna 0 gelecektir. Dolayısıyla 8 tane 5 varsa 8 tane sondan basamağı 0 olacaktır. Ama bize demiyor ki sondan kaç basamağı 0'dır. Sondan 8 tane basamak 0'sa, 8 basamak 0'sa, o zaman şuradaki 9. basamak 0 olamaz. Değil mi? 0'dan farklı olan ilk 9. basamak olacaktır. 9. sorumuza devam edelim. Eşitliğini sağlayan en küçük k pozitif sayısı kaçtır demiş. Yine arkadaşlar şuradaki k'nın küçük olmasını istiyorsam 990 içerisindeki 3 ve 5'lerin hepsini şu 3'ün, şu 5'in olduğu yere toplamam lazım. O halde 990'ı, bak faktöriyel değil bu. O yüzden 990'ı sürekli 3'e bölme gibi bir şeyimiz yok. Ama 990'ı sen asal çarpanlarla ayıracaksın. 990. Şöyle yapmak istiyorum ben. 99 da 10'un çarpımıdır. 10, 2 ile 5'in çarpımı. Bu 9 ile 11'in çarpımı. Bu 3 ile 3'ün çarpımı. O zaman 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 çarpı 11 olacaktır. Değil mi? 990'ımız bu. Kardeşim, hepsini toplayacağız dedik. 3'leri topladık. 5'leri de topladık. Bir araya topladık yani. O zaman geri kalan şu 2 ve 11, 2 ile 11'in çarpımı k olur. Yani 22 olur. 10. sorumuza devam ediyoruz. 10. sorumuz bize farklı asal bölünenlerin toplamını istemiş. Sayımızı önce tek bir terim halinde yazmaya çalışıyorduk. Burada 26, 39 ve 52'nin 13'ün katı olduğunu düşünmemiz gerekiyor. 13'ün 2 katı, 13'ün 3 katı, 13'ün 4 katı. Bunların karesini almış değil mi? O zaman her birisinde 13'ün karesi var. 13'ün karesini alırsam geriye 2'nin karesi kalır. 3'ün karesi ve 4'ün karesi kalacaktır. A sayımız buymuş. O zaman A sayısı 13'ün karesi çarpı şunları hesaplarsam 3'ün karesi ile 4'ün karesini toplarsam 5'in karesi yapar. Yani 25. 4 daha 29. Demek ki burası 29 yaptı. Değil mi? Hep toplamı 29 yaptı. Bu sayıyı artık tek bir terim halinde yazdım. Bak. Gördük mü? Bak tek bir terim. Burada 3 terim vardı. Burada bir terim var artık. Şimdi asaldı bunlar. 13 ve 29 ikisi de asal. O zaman farklı asal bölenlerin toplamını istemiş. Bu sayıyı bölen asallar 13 ve 29 değil mi? Bunların toplamını istiyor kardeşim. 42. Bu kadar. Anlaştık. Tüm hızımızla devam edelim. 11. sorumuz. Sayısının kaç farklı pozitif böleni vardır? Yine arkadaşlar tek bir terim halinde yazıyoruz. Yine 17'nin 2 katı, 17'nin 3 katı, 17'nin 4 katı, bu da 17'nin 10 katı. O zaman 17 parantezine alırsam 2, 3, 4, en son 10. Oldu mu? Şuraya düzenlememiz lazım. Şu an tek bir terim oldu ama parantezin içerisinde düzenlemem lazım. Parantezin içerisinde 2'den 10'a kadar olan sayıların toplamı yok mu? Var. Keşke 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı olsaydı, değil mi? 1, 2, 10'a kadar olsaydı ne diyecektin sen? Biliyorum. 10 çarpı 11 bölü 2 diyecektin. 55 yani. Doğru mu? Yani şurası tamamı 55 ise şurası ne kadar olacaktır? O zaman orası da onun bir eksiğidir. Yani burası da 54 olması lazım. Haksız mıyım? Biliyorum, haklıyım. 54 olacak. O zaman şurası 54'müş. 54. Şimdi diyorum kardeşim 54 asal değil. 54'ü de asal çarpanına ayırmam lazım. 54 27 ile 2'nin çarpımıdır. 27 de 3'ün karesi, 3'ün küpü, 3'ün küpü çarpı
27 yaptı çarpı 2. O zaman bu sayıya a dersem bu sayı aslında 2, şunu yazdım önce, sonra 3'ün küpünü yazdım. Şurayı yazmış oldum, parantezin içerisinde yazmış oldum. Bir de 17 çarpanımız var. Sayımız budur. Çünkü bunun kaç pozitif böleni vardır? Pozitif bölen sayısını bulmak için asal çarpanını ayırdıktan sonra kuvvetlerini 1 artırıp çarpıyorduk. 2 üzeri 1'deki 1'i 1 artırırsam 2. Pozitif bölen sayısı. 3'ün kuvvetindeki 3'ü 1 artırırsam 4. 17'nin üzerindeki 1'i 1 artırırsam 2. Bunları çarparsam 16 tane bu sayıyı bölen pozitif sayı varmış diyorum ve geçiyorum. 12. sorumuz yine bir tanımlama sorusu. En ifadesi n pozitif tam sayısının en büyük asal bölenini göstermektedir. Mesela e 30 demek 30'un bölen en büyük asal sayı kaçtır demektir. Mesela başka bir şey söyleyelim. A ya da şöyle E 45. Hemen bakarsın bak, 45 9 çarpı 5 değil mi? 9 da 3'ün karesi çarpı 5 değil mi? O zaman dersin ki bunu bölen sayılar 3, asallar 3 ve 5. Onlardan büyük olan kim? 5. O zaman E 45 5 demekmiş. O zaman arkadaşım sen burada şu sayıyı tek bir terim haline getireceksin. 5 faktöriyel parantezine alırım hepsini, değil mi? Alalım. O zaman bu 6 çarpı 5 faktöriyeldir. Bu da 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyeldir. Bu durumda her bir terimde 5 faktöriyel olduğu için 5 faktöriyel parantezini alırım. Buradan 1 gelir. Buradan 6 gelir. Buradan da 42 gelir. 42, 6 daha 48, 1 daha 49. 49 çarpı 5 faktöriyel olur. Bu sayıymış. Bu sayının en büyük asal bölenini istiyor bizden. Ya 5 faktöriyel zaten 5, 4, 3, 2, 1 değil mi? Buradan 5'ten büyük asal gelmez. 49'da 7 kere 7 olduğu için bunun en büyük asal böleni 7'dir. Bunun da en büyük asal böleni 5. O zaman en büyüğü 7'dir. Dolayısıyla bu 7 çıktı. Aynı hesabımızı burada yapalım şimdi arkadaşım. Şurada yapıyorum. Ya 4 faktöriyel panelini alacağım. 5 faktöriyeli 5 çarpı 4 faktöriyel. 6 faktöriyel de 6, 5, 4 faktöriyel olarak yazdık mı? Evet. 4 faktöriyel parantezini alalım şimdi. Aldık. 1 geldi. Buradan 5 geldi. Oradan da 6 çarpı 5'ten 30 geldi. 35, 36 oldu. Yani şu oldu. 4 faktöriyel çarpı 36 oldu. Bunun en büyük asal çarpanını arıyoruz. Şimdi 4 faktöriyeldeki en büyük asal çarpan 4, 3, 2 yani 3'tür. Buradaki 3'tür. Buradaki 36 da zaten 6 kere 6. 6'nın en büyük asal çarpanı da 3. Demek ki arkadaşım bunun da en büyük asal böleni 3'tür. Dolayısıyla bize diyor ki 7'den 3'ü çıkarır mısın? Evet çıkarırım. 4 bulurum. Dedim. Geçiyorum. 13. sorumuza devam edelim. Bir sayımız var. Asal olmayan 26 tane pozitif böleni olduğuna göre. Önce arkadaşım ben bunu asal çarpanlarına ayırmam lazım. 27 3 üzeri 3'tür. 6 2 çarpı 3'tür. O zaman üzerlerine neye yazdım? Hala asal çarpanını ayıramadım. 3'leri de bir araya getirirsem 3 üzeri n artı 3 çarpı 2 üzeri n'dir. Sayımız bu. Bunun 26 tane pozitif asal olmayan böleni varsa demek ki 28 tane pozitif böleni vardır. Peki bunun pozitif bölen sayısını nasıl hesaplarım ben? Şunları 1 artırıp çarpmaz mıyım? Yani n artı 1 ile n artı 4'ün çarpımı pozitif bölen sayısını verecektir. Kaç bulduk? 26 mı? Hayır. Çünkü asal olmayanlar 26. İki tane de asal olan var. 2 ve 3. Demek ki 28 tane toplam. Bunu 28'e eşitliyorum. Buradan n'ye değer vererek bulmaya çalışın arkadaşlar. Hemen bu zaten 4 kere 7'dir değil mi? Bak aralarındaki fark 3. Bundan da aralarındaki fark 3. Demek ki bu 4. Bu 7 olması lazım. Dolayısıyla n 3 olacaktır diyoruz.
Anlaştık. O zaman 14. sorumuzda devam edelim. Kaç farklı pozitif bölünü vardır demiş. Yine arkadaşlar asal çarpanlara ayırmamız gerekiyor. 6 faktöriyel 6, 5, 4, 3, 2, 1'i yazmıyorum. 5 faktöriyel 5, 4, 3, 2, 4 faktöriyel de 4, 3, 2. Şimdi şöyle de yine yazalım. 6, 2 ile 3, 4, 2 ile 2, şuradaki 4, 2 ile 2, buradaki 4 de 2 ile 2. O zaman bu A sayısıydı. A sayısı eşittir. 2'den kaç tane var? Hesaplayalım bakalım. 2'den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane var. Çarpı. Şimdi de 3'ten kaç tane var? 1, 2, 3, 4. 2'den, 3'ten 4 tane var. Başka 5 var bir de. Hadi 5'leri de hesaplayalım. 5'lerimiz de 1, 2, 2 tane değil mi? Evet, 2 tane. O zaman burada 5'ten de 2 tane dedim. Tamam. Asal çarpanlarını ayırdık şu anda. Şimdi ne yapıyoruz? Pozitif bölen sayısını istemiş bizden. Pozitif bölen sayısını bulmak için kuvvetler 10, 4 ve 2. 10'u 1 artırdım. 4'ü 1 artırdım. 2'yi 1 artırdım. Çarptığımız zaman 11 ile 15'in çarpımı. Biz bunun kısa yolunu biliyorduk. 1 ile 5'in arasını açıp topluyorduk rakamlarını. 165 buluruz. Evet arkadaşlar, 25. sorumuzda devam edelim. AB, bakın AB iki basamaklı sayı dememiş. O zaman bu AB dediğimiz nedir? 10A artı B midir? Hayır. AB dediğimiz şey A çarpı B demek. Karıştırmayalım. Şimdi AB eşittir 25 artı A eksi B. A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diye sormuş bize. A'nın alabileceği değerler diyorsa biz B'yi yalnız bırakıyorduk. O zaman B'yi yalnız bırakmak için şu eksi B'yi karşıya attım. Yazıyorum. AB artı B eşittir 25. Artı A. Oldu mu? Şimdi B parantezini aldım. A artı 1 eşittir. A artı 25 oldu. Şimdi B eşittir. Şuraya yazıyorum. B eşittir. A artı 25 bölü A artı 1 oldu. Değil mi? Şimdi arkadaşlar burada ne yapıyorduk? Biliyorsunuz ne yaptığımızı. A artı 25'i geliyorum. A artı 1'e polinom bölmesi dediğimiz bölmeyle bölüyoruz. A'nın içerisinde A bir defa var. Bir kere A artı 1 çıkardım. 24 oldu. Demek ki bu bir tam 24 bölü A artı 1'dir. Bir tam A artı şey bir tam 24 bölü 24 bölü A artı 1 olacaktır. Değil mi? Şimdi A ve B birer tam sayı. A'nın alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi ben şunu düşünüyorum. Şu sayı yani A artı 1 A artı 1 24'ün tam bölenidir. A'nın alabileceği değerleri toplayacaksam 24'ün tam bölenlerine bakalım. 24 dediğimiz şey 2 üzeri 3, 8 çarpı 3 değil mi? Evet. O zaman bunun pozitif bölen sayısı 1 artırdım kuvvetini 4. Bunu 1 artırdım 2. 8 tane var değil mi? O zaman bunun 8 tane böleni varsa tam bölen sayısı 16 tanedir. Dolayısıyla arkadaşım şunu söylüyorum ben. A artı 1 eşittir. Bunların her biri mesela 1 ile eksi 1'i toplayacaksın. Tam bölen dediği için. 2'yi böler, eksi 2 de böler. Şimdi her birisi için bir denklem çözeceksin. A artı 1 eşittir 1 diyeceksin. A'yı 0 bulacaksın. Aynı mantıkla A artı 1'i eksi 1 eşittireceksin. A'yı eksi 2 bulacaksın. Bunları yapmak yerine ben de şunu söylüyorum sana. Burada sonuçta sen şunları topladığın zaman 0 olacak ya. Sen aslında 16 tane
16 tane şu denklemi sağlayan artı 1'i karşıya atarsam 16 tane şöyle yapayım. A eşittir. Eksi 1 çarpı 16 tane eksi 1 bulacaksın. 1'i karşıya attığım zaman eksi 1 oluyor ya. Tam bölen sayısı kadar şuradaki denklemin karşıya attığın zaman, oradaki terimi karşıya attığın zamanki şey, diyelim orada artı 2 varsa eksi 2 çarpı 16 diyecektik. Demek ki A'nın alabileceği değerler toplamı, şurada yazayım ki toplam A, toplam A eksi 1 çarpı 16'dan eksi 16 olacaktır değerli arkadaşım. Evet, bir dahaki dersimizde analiz testimizi çözeceğiz. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.